Evet ve bağırsak sağlığı, probiyotik ve prebiyotikleri diyetine mutlaka kat diyorum. Bu başlı başına bir konu. Onun için hiç ayrıntısına girmedim ki buna bile uzattığımı düşünüyorum. Bağırsaklarımız çok kıymetli. Onlara iyi bakmak, iyi gözlemek lazım. Ona göre beslenmek lazım. Belki bir daha bir başka konu olarak karşımıza gelebilir bu. Konuşur, tartışırız. Ve fiziksel aktivite. Biri orada gözüm takıldı. Şey oluyor mu? Fiziksel aktivite. Merhaba Sinan. bu arada fiziksel aktivite insülin direncine ilgili mi? Tabii ki geliyor. Kaslarımız ne kadar çalışırsa bir şekilde kan şekerin kullanılacağı olay ortaya çıkıyor. Bir hareket var, enerjiye ihtiyaç arttığı için insülin direncini çok ciddi azaltan bir şeydir fiziksel aktivite, demin bahsettiğimiz. Dünya Sağlık Örgütü birçok ölümün, yani toplamın %10'unun, yılda ölümün %10'unun şeyden kaynaklandığı, fiziksel hareketsizliğe bağlı olduğunu söyleniyor. Ve bir risk faktörü gerçekten. Koroner kalp hastalıklarının %5'inin, tip 1 ve tip 2 diyabetin %7'si, göğüs kanserinin %9'u, kolon kanserinin %10'u sebebinin fiziksel aktivite olduğu tahmin ediliyor. Bu da Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesi için fiziksel aktivite stratejisinden aldığım bir şey. Oradan bakabilirsiniz ayrıntılı. Ve çok basit bir önerisi var aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün. Çok da abartmamak lazım. Sinan Hoca dinliyor mu bilmiyorum. Hep o da dedi, demin de konuştuk zaten. Biz evrimsel olarak çok oturmaya müsait bir yapıda değiliz. Hareketli olmamız lazım. Maalesef bu sistem, bu dünya bizi biraz hareketsiz kıldı. Her hafta orta yoğunlukta 150 dakikalık aktivite yetişkinler için, 150 dakika haftada orta yoğunlukta hafif tempolu bir yürüyüş. Çocuk ve gençler için de bu günde 60 dakikalık fiziksel aktivite hiç zor bir şey değil. Günde 15 saat ayakta olduğumuzu düşünürsek 60 dakikasını, yani bir saatini ayıramıyorsak bize biraz ayıp olur diye düşünüyorum. Onun dışında böyle de bir şey koydum. Beslenmek ya da şişmanlık diyeyim. O kadar çok konu oldu ki, hani benim size orada ketojenikti, işte aralıklı oruçtu, bunlar bilimsel literatürde çalışılan ürünler, çalışılan beslenme programları. Onlar gene kontrol altında gözleyerek hayatımızı belki de katabileceğimiz ürünler. Ama bir de medyada maalesef bir yandan endüstriyel ürünler ve sağlıklı beslenmememiz adına her şey yapılırken bir yandan da böyle haberler. 3 ayda 50 kilo, yani ben 3 ayda 50 kilo verirsem yok olurum. Yani 12 günde 7 kilo, işte pirinç yutarak zayıflama, trend mesela. Bir beslenme bilim trend olabilir mi? Moda mı bu? Kıyafet mi satın alıyoruz? Gibi gibi. Madem konumuz beyin, bugünkü şeyin, programın prefrontal korteks miydi sana? Bir şekilde onu kullanarak doğruyu bulmak için çalışmak ve çabalamak gerekiyor. Biraz düşünmek gerekiyor. Zihni yormak gerekiyor. Her duyduğumuza bir şekilde inanmamak gerekiyor. Ve uzmanlarla mutlaka çalışmak gerekiyor diyebilirim. Özetle bağırsaklarına iyi bak, bütün besin gruplarını tüket, hareket et, su iç, basit şeker yeme, aşırı doymuş yağ tüketme, tuz tüketimin gramın altında olsun, dikkat et, bel çevrene çok dikkat et, çok çiğne, çünkü çabuk çok çiğnemezsek gene kan akışım hızı yükselebiliyor, yavaş yemek önemli, sosyal olmak, bunu Covid günlerinde çok farkına vardık, sosyal bizim için ne kadar değerli ve sağlığımıza iyi geldiğiyle ilgili. Yardım etme, mutlu ol diyorum. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.